bugün küçük bir geç kalış yaşamaktayım. Saat 8.30 ve 9'da dersim var. Ben şu anda evden çıkıyorum. Umarım geç kalmam. Cheers. En son herhalde derse yetişmeye çalışıyordum. Derse girdim. Histoloji dersim vardı sabah. Doku örneği hazırlamayı falan öğrendik. Şimdi de eve geldim öğle yemeği için. Çünkü evim yakın. Şükür yani. İşte şimdi yemek yedikten sonra da tekrar okula döneceğim derse. Çöktüm. Acaba bugün bir çılgınlık yapıp spora mı gitsem? 3 saniye sonra fikrim değişmezse gidebilirim. Değişti. Yine bir övgüyle ders çalışma seansındayız. Bugünkü dersleri ve geçen hafta tekrar edemediğim bir ders vardı. Onun notlarını çünkü bugün alabildim. Onun tekrarını yapacağız. Bu defter değiştirme olayının aynısını. Bir de yarınki derslerime bakalım. Ondan 1'e kadar biyokimyam var. Sonra da 3'ten 5'e kadar tarih sanırım. Öyle, şimdi bunu geçireceğim. Aynı zamanda anatominin notlarını da. Hayır. Bunlar Türkçe. Tamam, bugün bunları yapacağız işte. Bizde bugün Türkçe ders vardı biliyorsunuz. 20 tane şey yazar adı verdi önce. 2 tanesinin kitabını alıp okuyacağız. Şimdi ben burada geçen sene IB tezi için bu yazarlardan almıştım. Çünkü bunlar verdiği yazarlar direkt tezi. Ya bunal tez yaz. Öyle yazarlar. Burada yazdığı insanlardan birçoğu var bende. Şimdi onların arasından 2 tane kitap seçeceğim önce. Ve bir 5-6 haftada ilk kitabı bitirmem gerekiyor yani. İşte burada. Yukarıda da buna benzer bulabileceğim kitaplar var. Bu iki kitabı seçtim. Biri Sevgiler Söz Ölüm, diğeri de Gece. Aslında bu küçük hikayelerden oluşuyor diye düşünmüştüm. Çünkü Bilge Karasu öyle yazıyor ama bu sanırım roman kitabı. Hadi başlayalım. İlk önce histoloji yapacağım. Birinci partın Türkçe notlarından bir şeyler geçireceğim eksikse. Sonra ikinci bölümü yapacağım. Sonra orayı çekemeyeceğim çünkü telefondan bir şey bakacağım. Anatomi yapacağım. Sonra da bu kadar. Histolojinin ilk bölümü bitti. Şimdi ikinci bölümü yapacağım. Ama onun için de telefonumu kullanacağım. O yüzden sizlere şimdi hoşça kal diyorum. Ben tekrar saatlerimiz 9:20 gösteriyor. Bugün bir 800-600 tane biyokimya dersim var. Adını beyaz, pardon, arka planı beyaz yapabiliyorlar da ben gri yapın dedim ya. Böyle, beyaz metal galiba olmuş. Ya da beyaz, evet beyaz metal edip profesör doktor yazdırsaymışsın başına. He. Yine gözümü kırdım. Ağlayacağım şimdi. Gözüm var diye bana hava mı atıyorsun? Emin misin? Evet. Son kararınız mı? Son kararım. Hava çok karanlık. Dikkat et, ölmeyelim. Zaten gözüm kırıldı. Gözüm kırıldı, ölmeyelim. Of.
ya, hiçbir şey de çıkmıyor böyle. O zaman dans. Ya zıplayacağız burada. Bala. Ve de çok bala. Orayı komple biplemen gerekiyor. Evet. İşte bu yüzden ben yorum yapmıyorum hocalar hakkında. Çok riskli. Bir şey diyeceğim, insanlar diyecek ki kız neyin kafasında yaşıyorsun da önce yaş gözlüğü yüzünden. İnsanlar seni görsün diye de bütün ışıklar açık ama o yaş gözlüğüyle yani. Acaba bu kaderim bana artık lens kullan deme şekli mi? Bir yemeğimizi yiyiş. Goddammit. Açım açım, kapa şunu. Öge Hanım, operasyonumuz 5 dakika sonra başlıyor. Görüşmek üzere. Size şimdi Berk Sincin'in yaptığı şeyi anlatıyorum. Dün yanlış yere park ettiği için ceza yemişti. Okuluna yakın diye oraya park etmişti. Bugün yine gitmiş aynı yere park etmiş. Ve camına dün yediği cezayı koymuş. Yani zeki çocuk. Helal olsun, ne diyeyim. Okuldan çıktım. Yine arabamı park ettiğim yan köye falan gidiyorum yani. Çok uzağa park ettim, yine yer yoktu çünkü. Bugün sabah organik kimya dersi vardı ve çok korkuyordum. Çünkü organik kimya hiç sevmiyordum lisede. Çok zordu. Ama burada çok iyiydi. Yani çok güzel geçti. En korktuğum ders en iyi geçti. Çünkü basit anlattılar. Çok böyle lisede öğrendiğimiz gereksiz saçma şeyler yoktu. Sonra akşam da yine anatomi vardı. Diş anatomisi. Arada bir de kulüp tanıtım zımbırtısı konferansı falan vardı. Oraya gittim. Birkaç kulübe yazıldım. Çıkıyorsun böyle fiziksel mesela. Böyle o amfilerin olduğu binayla fizik binası yan yana. Herkes çıkıyor böyle. Şöyle bir sisin içinden geçiyorsun. Sonra bir uzaktan bakıyorsun böyle. Sis yukarı doğru çıkıyor. Acaba neden? Sınav çıkışı. Sen şey biliyorsun değil mi? Kenan'da topu 7 liraydı, artık 21 lira. Bunlar da o yüzden o kadar zam gelmişti. Hadi alışverişe devam. Aa, ıslak mendillerin fiyatı bayağı iyiymiş. İster misin? Onları değil, bunları. Arabaya koyacağım. Tamam. Oha, arabaya şey koyayım hatta. Niye o kadar büyük değil tamam, ya? Tamam bırak ya. Bunların da büyüğü vardı o zaman, gel. Allah Allah. Buna büyük deyip sonra... Bu Migros'un, bu Univibes. Ya ne kadar? Söyle fiyatını. Bunda 4 tane var. 6.67. Bunda... 11 lira. 11 lira. Özel bir gündü. Birinci yılımız 11. ayımız. Yani 1+11. Yani bir ay sonra 2 yıl olacak. Yaşlandık be. Eve geldim. Selam. Bugün bugün aslında histoloji çalışacaktım. Ama çok üşendim. Çalışamadığım için de bir vicdan azabı çekiyorum. O yüzden yarın sabah yarın öğlen 1'de şeyim var, labım var. Nerede bu zımbırtı ya? Yok, o değil. O laba kadar biraz histoloji çalışacağım.
Normalde ben bu vlogu dediğim gibi bir hafta çekecektim. Geçen hafta Perşembe günü başladı bizim derslerimiz. O yüzden bu Perşembe aslında yani bitecekti yarın. Ama Cuma günü ilk şey dersim var. Labım var. Diş labım. O yüzden onu da çekmek istiyorum. Bir de Cuma günü çıkışta kızlarla bir plan yaptık. Lab 9-12 arası. Çıkışta dedik ki şeye gidelim. Spora gidelim. Sonra da bugün kayıt olduğumuz dans kulübünün tanışma toplantısı varmış. Sonra da oraya gideriz. O yüzden öyle bir şey yapabiliriz. O yüzden dedim ki bugün de çekeyim, yarın da çekeyim. Yani Perşembe'yi de çekeyim, Cuma'yı da çekeyim. Biraz kısalta artık bir vlog olsun. Sabah ders çalışırken ya da okula giderken baba görüşürüz. İyi geceler. Günaydın. Ya şuna bakar mısınız? Ha, diş hekimliği mi okuyorum? Okula mı gidiyorum? Taşınıyor muyum? Belli değil. Bugün çok sportifim. Keşke göründüğüm kadar yapıyor da olsam. Hadi gidelim. Saat 12. Sabah çok az çalışabildim. O yüzden okula erken gidiyorum. Bir de dersim önce biraz daha bakacağım. Sonra belki bugün kütüphanede kalıp çalışırım. Bilmiyorum. Öyle. Hadi gidelim. Bugün histoloji labım var. Büyük ihtimalle mikroskoptan bir şeyler inceleyeceğiz. Çıktım. Hatta Donya diye bir arkadaşım var. Sınıf arkadaşım. Birlikte yemek de yedik. Şimdi ben eve geçiyorum. Bugün ilk defa dersten, histolojiden size görüntü çekebildim. Mutluyum. Şimdi eve geçip ders çalışacağım yine. Klasik histoloji ve anatomi. Akşam çalışırken, sonra da yarın sabah labda 9-12. Sonra sporda 1-5. Sonra da dansta 5-8. Görüşürüz. Günaydın. Saat 8 falan geçiyor. Bugün Üsküdar'a gidiyorum. Evde bir sürü diş şeklinde ve küp şeklinde salonlarımız olacak. Hallederiz çok. Salonlar elimizi mi yıkayacağız? Evet, ilk yaptığınız dişi saklayın. Benim de buraya. Sağ ol. Benim de başarılı. Bir
Bir öğrencinin sonu. Arkamda kitaplarım ne oldu çanta? Burada diş zımbırtılarım ne oldu çanta? Spor çantası ve yeni aldığım sabunlar. Mükemmel bir 1, 2, 3, 4. Mükemmel bir 400. Mimarlık fakültesi parfüm kokuyor. Bizim fakülte Hacı Şakir. Gerçekten bence sponsorluk falan alsak. Ve bu gerçekten mantıklı yani. Üzücü şekilde şaka değil. Bugün spora gittik. Ve orada bir stajyer vardı. Bize program yazacak. Bize öyle bir program yazdı ki herhalde bir 8 kere 15 squat falan yaptık. Adam bize o kadar bacak yazdı ki. Ve biz çıktık spordan. Yani dedik işte çok hani tatmin olmadık. Göbek istiyorduk. Hani hiçbir yerimiz ağrımıyor. Çıktık. Merdivene geldik. Ben tek ayağımı merdivene attım. İnemiyorum. Böyleyim. Yani merdiveni böyle 3 kişi birlikte birbirimizi sırtlayarak falan indik. Hala bacaklarım titriyor. Ben hiç böyle olmamıştım yani. Daha önce de bacak çalıştım. Hiç böyle olmamıştım. Şu an telefon tutmaya bile o kadar yorgunum ki. Tripodla çekiyorum. Bugün cuma günüydü. Prostatik practice vardı yani. Laba gittik de diyebilirim. Küp ve silindir oyduk. Onlardan da birkaç görüntü koydum araya. Böylelikle üniversitede bir hafta vlogumun sonuna geldim. Ekstra 2 günle beraber. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir videoyu da. Ben çok eğlendim. Çok yoruldum. Çok farklı şeyler gördüm bir hafta boyunca. Yani bence her lise öğrencisine farklı gelecek şeyler. O yüzden umarım ilginizi de çekmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.